Merhaba arkadaşlar, ben Buhari. Bugün sizlerle Astor Enerji'yi inceleyeceğiz. Astor'da son durum ne? Teknik olarak bakalım. Şöyle hissenin fiyat grafiğine bakılınca bir 150 zirvesi görüyoruz. Geçen sene Ağustos, Eylül ayında bu zirveyi görmesinin ardından düşüş gerçekleştiriyor. 83'te destek buluyor. Destek sonrası 135 seviyelerine kadar çıkıyor ve ardından da bütün kazançlarını silerek bir düşüş hareketi başlatıyor. Fiyat 90 seviyesine dengeleniyor ve Nisan ayında da birlikte fiyatların 90 ile 112 arasında sıkışıp kaldığını görüyoruz arkadaşlar. Cuma günü de 0,33 düşüşte 91,10 seviyesinden günlük kapanışını yapmış. Önemli bir noktanın hemen üstünde kalmış. Şirket tarafında bildiğiniz gibi bir hisse satışı gerçekleşmişti. Yatırımcısı bu hisse satışıyla bir güven kaybı yaşadı da biraz da tabii ki de kızgınlık var. Bu kızgınlıkların nedeni de patron daha önce açıklamalar yapmış. Hiçbir şekilde hisse satışı bizim için söz konusu değil deyip hemen fırsat bulduğu ilk anda da hisse satışı yapması yatırımcısı hem kızdırdı hem de güven kaybına neden oldu. Bu güven kaybı da hissedeki hacimlerin düşüşüne neden oldu arkadaşlar. Şu anki Astor tarafına bakıldığında ortalamaların çok altında bir hacimle işlem görüyor arkadaşlar. Bu tabii ki hacim düşüğü de hissedeki talep olmamasını etkiliyor ister istemez. Teknik olarak bakıldığında da bu arada temel tarafı da iyi, o tarafta tabii ki de sorun yok ama bu hisse satışı biraz olayları değiştirdi arkadaşlar. Teknik olarak bakıldığında dediğim gibi fiyat 90 ile 112 arasında sıkıştı. Buradaki sıkışıklıktan kurtulması gerekiyor. Eğer 90'ın desteğin altına sarkarsa aşağıda 83-70-83 bölgesine doğru düşüş olması mümkün. O yüzden bu destekten isteyen risk alır, isteyen almaz. Ancak destek kırılırsa düşüşün olacağını bilin arkadaşlar. Yani ben aldım buradan dönerse tabii ki de güzel bir kar marjı bırakacaktır. Ancak dönemezse de aşağı yönlü yani 83-70-83'e doğru bir geri çekilmesi mümkün. O yüzden bu hisse satışının negatif yansımasının ardından tekrardan pozitif fiyatlama olacağını düşünüyorsanız isterseniz toplama yapabilirsiniz. Kademeli şekillerde de alınabilir. Şu anda 90-91 seviyesinde bir kademe buradan bir kademede gelirse 83-82 bölgesinden de alım gerçekleştirip orta ve uzun vade tutabilirsiniz arkadaşlar. Kısa da al satçı arkadaşlar buradan risk alabilir. Ama dediğim gibi destekten bazen almak risklidir. Çünkü destek kırılırsa düşüş devam eder. O yüzden 90'dan alım yapacaksanız 86-87 bölgesini isterseniz de stop loss seviyesi olarak kullanarak işleme girebilirsiniz arkadaşlar. Kısa da burada kaldığı sürece 90 üstünler ne kadar şurada mumlar kuvvetli olmasa da arkadaşlar burada tutunduğu sürece ilk etapta 94-95 seviyesine tepki gelmesi mümkün. Bu tepkiyle birlikte EMA'ların üstüne kalırsa tekrardan burada gördüğünüz yatay bandın üstüne çıkacaktır. Yani 107 ve 112 seviyesi hedef olacaktır. Bu durumun gerçekleşmesiyle beraber size %20'ye yakın bir kar marjı bırakır. Hisse zaten bu tekrardan bir yükseliş trendine başlaması için öncelik bu banttan kurtulması gerekiyor. Devamında yukarıdan doğru gelen bu kanal hareketinin direncini aşması gerekiyor ki bu dirençte 122 seviyesi. 122 seviyesinin üstünde orta ve uzun vadede 150 ve 181 seviyeleri hedef fiyat olarak takip edilebilir. Ancak şu anda net bir geri dönüş sinyali yok. Sadece destekte tutunmuş durumda. Endeks tarafında yükselişler görsek de enerji sektörü bildiğiniz gibi bu yükselişe sene başından beri çok fazla eşlik etmedi. Hala da eşlik etmiyorlar. Yani enerjide çok fazla alım iştahı yok. Bu tarafa yönelmiş bir para da yok arkadaşlar. Normalde burada Astor öncülük ediyordu enerjilerin yükselişine. Astor'un da bu yaşanan durumda negatif fiyatlamalarına neden oluyor. Burada tekrar edeyim. Kısada 90 üstüne kaldığıca bir tepki gelebilir. Desteğin kırılmaması gerekiyor. Yani bir yükseliş olacaksa burada tutunup önce 95 devamlı 107-112 seviyelerine yükseliş yapıp burada yaptığı yatay banttan kurtulup yukarı yönlü hareketlerini sürdürmesi gerekiyor. Kısada 95 üstünü pozitif olarak bakabilirsiniz. Bu bizi tekrardan bir üst banda 107-112 bandına taşır. 112'nin üstünde 122 direnci var. Buradan risk alan arkadaşlar bu bölgeden isterlerse satabilir. Öncelikle kısa vadeli trade ediyorlarsa bu bölgeden satarlarsa iyi olur. Bu bölge geçilirse 121-122 bölgesi geçilirse 150 ve 181 seviyesi uzun vadede arkadaşlar hedef fiyat olarak takip edebilir. 96'da negatif olarak izleyebilirsiniz arkadaşlar. Astor bu şekilde. Cümleten bol kazançlar. Hoşça kalın.